Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir video çekeceğiz. Videomuzun ismi okul alışverişimin ikinci kısmı arkadaşlar. Zaten onu birinci videomda göreceksiniz. Bu cümleyi videomun sonunda da söylemiştim. İzlenirseniz, abone olursanız o videomu da çok teşekkür ederim. Ve başlıyorum. Şöyle Nike'tan 100 liraya bir çanta aldım. Şurada. Evet arkadaşlar, en son tanıtacağım çantamı Nike'den 100 liraya böyle bir çanta aldım. İlk önce özür dilerim arkadaşlar. İlk önce şöyle bir cep geliyor, en büyük cebim. Ve defterlerimi çıkarıyorum. Okul alışverişim çantamı kenara çekiyorum. Okul alışverişim videosunda bazı kütahya şeylerini gördünüz. Onları da göstereceğim. Tekrar görmüş olabilirsiniz arkadaşlar. Ve ilk başta şu müzik defterinden başlamak istiyorum. Şöyle müzikle alakalı bir defter arkadaşlar. Bunu ben bu defter alışverişimi İşler Kırtasiye'den yaptım. Bu defteri 5 liraya aldım. 40 yaprak müzik defteri ve telli. Birinci defter olarak bu. İkinci defter olarak ise şu arkadaşlar, bu herkesin bildiği bir defter, herkes kullanıyordur bu defteri. 80 yaprak kareli, Türkiye'de üretilmiş bir defterdir. Bu da fen defteri olarak aktarılıyor arkadaşlar. Bakın 80 yaprak kareli Türkiye'de üretilmiştir. Şöyle kare olduğunu da göstereyim. Su yeşili bir defter. Ama kamerada mavi gibi gözüküyor. O yüzden kusura bakmayın. Sonra o rengin pembesi olan, 100 yaprak kareli olan matematik defterine geldi sıra. Şu 100 yaprak kareli. Bu da Türkiye'de üretilmiş. A4 kareli gördüğünüz gibi bu da. Şöyle. Şöyle bir defter arkadaşlar. Şimdi diğer defterimiz ise Baykuşlu. Baykuşu çok severim arkadaşlar. Baykuş hastasıyımdır. Çizgili 100 yaprak. Bu da sosyal defterim arkadaşlar. Şöyle bakın. Şey yap. Ne deniyor? Kaplamalı arkadaşlar. Böyle bir baykuşlu defter. Fiyatını koparmamışım hatta. 6 lira bakın. Şu yaklaştırayım. 6 lira. Bu defter. Ondan sonra en çok sevdiğim, yine baykuş olarak çok sevdiğim bir defterim var. You love everyone. Şöyle bir baykuş arkadaşlar. Dediğim gibi baykuş hastasıyım. Baykuşu çok severim. O yüzden de defterlerimde baykuşsır. Bu da çizgili. Arkadaşlar bunu 80 yaprak. Bunu da Türkçe defteri olarak kullanacağım. Şimdi çantamın önündekini cebe geçelim. Ama bunu unuttum. Bu da baykuşlu olmak üzere bir çıktı dosya. Zaten gösterdim dedim. Onları pek tanıtmıyorum bunu zaten. Bazı şeyleri gösterdiğim için pek tanıtmayacağım. Şimdi bunun ön cebine geçiyorum. İlk önce dediğim gibi Frozen'lı bir kalem kutu. Bim'den aldım. Şöyle göstereyim içinde. Bunun kalem ve cetveli de var. Ben onu kalem kutuma aktardım. Böyle silgi ve açacağı burada. Böyle bir kalem kutu. Ondan sonra sırada pastel boyam geliyor. Silgili açacaklı. A101'den 1 lira civarındaydı bu da. Şöyle bir şey. Sonra yanında bir tane de böyle bir defter gibi sevimli, çizgili. Bunları bilmiyorum valla, bir şey için kullanacağım. Hoşuma gitti diye kapağı falan aldım öylesine. Ve kalem kutum belirleniyor arkadaşlar. Ay kapatamamışım. Kalem kutu videosunu çekeceğim. O yüzden içini açmak istemiyorum. Evet arkadaşlar, böyle de bir tane müzikalı bir tane kalem kutum var. Ve bu cep de daha bitmemiş. Bir tane de açacağım var. Ben açacağım kalem kutunun içine olmasını sevmiyorum. O yüzden çantanın içine koyayım. Şöyle tweetli bir kalem kutu. Aslında bu sade bir pembeliydi.
Ben de stickerslarla buralara yapıştırdım böyle. Evet arkadaşlar, bu cep de bitti. Şu cebe geçiyorum. Şu küçük cebe arkadaşlar. Açıyorum. Baktığımda ilk önce şöyle tüplü bir kuru boya geliyor elime. Arkadaşlar 24'lüsü işler 40 lirasıyla Faber Castell'i aldım ilk başta. 24'lüsü 30 liraydı. Ben de şok oldum. 30 lira ne demek ya? Dedim. Nasıl böyle? Ben de Fatih'ini aldım. Bu arada da şöyle bir şey söylemiş Fatih. Burada da not düşmüş. Yani damla almış. Çocuklar için güvenlidir. Damla almış herhalde. Şöyle bir zaten kuru boya. Şurada da şey var. Sünger var. Kuru boyalar delmesin diye. Şöyle bir şey. Ondan sonra sonra geldiğimde elime gelen şey, şimdi çıkayım. Şöyle bir şey boya. Şuradan bakın basınca açılıyor zaten. Bir tane rengini göstereyim, pembe olanına. Şöyle keçeli bir boya da. Şöyle keçeli boya. Çok güzel boya. İsterseniz elimi çizeyim. Elim terli olduğu için elimin içi pek güzel çizmedi ama böyle çiziyor. Bu arada arkadaşlar bir şey için özür diliyorum. Kameramanı yere düşürdüm. Yere düşürdüğüm için de karanlık gözü ve pusu gösteriyor. Onun için özür dilerim. Bunun içine koyuyorum. Başka bir şey yok zaten arkadaşlar. Bunları çıkarsam içini tanıtacağım bir de sizler için. Arkadaşlar ay çıkardım. Böyle bir çanta. Şimdi tanıtma sırasına geldi. Böyle bir içi var. Elimi size göstereceğim ne kadar derinlikte. Bakın kaldırıyorum. Şuralara kadar geliyor derinliği. Arkadaşlar çok tatlı bir şey. Küçük bir cep. Yani küçük cüzdan taşımıyor. Ay cüzdan taşımıyorsanız bozuk paranızı ya da kağıt paranızı atabilirsiniz içine. Ondan sonra diğer şu kalem kutumu falan çıkardığım cep şöyle bir cep. Yani şöyle dar değil de geniş de değil. Şöyle bir cep zaten. Her zaman gibi uzunlukları aynı. Şu dibe kadar arkadaşlar. Şöyle bir cep bu da. Şu en büyük cep. Cepi çok beğendim. Şurada ben pek şunu anlayamadım arkadaşlar. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Şöyle katlayayım şunu. Şurada bakın. Tırtıklı bir cep var. Delik delik. Bir şey yapmışlar. Pek anlayamadım onu. Bakın. Elim falan gözüküyor. Tırtıklı bir cep yapmışlar. Onu anlamadım. Yanlara yazarsanız sevinirim. Sonra böyle içinde lastik dosyanı falan koymak için. Bu da kitapta ilk tertiplerini koymak için bir çam. Bir cep. Evet arkadaşlar. Benim videom bu kadar. Çok konuştum. Biliyorum çok konuşuyorum zaten. Böyle bir çanta. Bu da fosforlu griydi bir çanta. Benim videom bu kadardı. Videoma abone olmayı ve kanalıma abone kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ve istek videolarınız varsa yorumlara yazınız. Bir arada arkadaşlar önemli duyuru yapacağım. Çok önemli bir duyuru. Okullar açılması nedeniyle ben video çekemeyeceğim. Zaten 15 saatle kadar video çekemeyeceğim ben. Benim derslerim 6. sınıfa geçti. Tiyago etkileceği için pek video çekmeyeceğim arkadaşlar. Ama arada sırada cumartesi pazar olur. Video çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Bu önemli durumda da dinlediğiniz için teşekkür ederim ve görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Derslerinizde ve eğitim öğretim yılınız kutlu olsun. Görüşmek üzere.